Çabuk iyileş kızım, çabuk iyileş. Sana bir şey olmaması için Tanrı'ya dua ettim kızım, dua ettim. Anne, lütfen yemek ye. Hayır Şarmıştı, torunumu bırakıp hiçbir yere gidemem ben. Burada kalacağım. Anne, yemek yemezsen zayıf düşersin. O zaman Ragini'ye nasıl bakacaksın? Ben buradayım. Ragini'nin yanında kalırım. Hadi, yemek ye. Hadi. Hayatımı kurtardığın için sana teşekkür etmeyeceğim. Çünkü yaptığın şeyin karşılığı olamaz. Onun yerine sana başka bir şey söyleyeceğim. Öleceğimi sanmıştım Ragini. Ve aklımda tek bir insan vardı. O kimdi biliyor musun? Sendin. İnsan öleceği zaman kendisine en yakın olan... en yakın olan kişiyi düşünürmüş derler. En çok özleyeceği ve sevdiği... kişiyi... Seni çok seviyorum Svara. Ve o gün... seni kaybettiğimi sandığımda... bütün dünyam yıkılmıştı. Ragini bana çok büyük bir iyilik yaptı. Ben sensiz yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. Her nefesimin... varlığımın sebebisin. Beni senin varlığın hayatta tutuyor. Eğer sen olmasaydın ben bir yerlerde nefret içinde yaşıyor olurdum Svara. Herkese cesaret veriyorsun. Bak görürsün. Bu cesaretin Ragini'yi iyileştirecek. Ona hiçbir şey olmayacak. Sana bir şey olmasına izin vermem. Artık sensiz bir hiç olduğumu anladım. Kimse yerleşmeyen adım.
चले रोटी है सुर से रागिनी कोई दिल के टुकड़े गिने कोई दिल के टुकड़े चले रोटी है सुर से रागिनी Ateşi düşmüş sanırım. Ateşi düşmüş. Aa, bu ilacı sabah Ragini'ye ben verecektim. Bu nasıl... Hazırlık yapmamız gerek. Ne hazırlığı yapacağız? Saat daha sabahın altısı. Rüyanda mı gördün? Önce kalk sonra anlatırım. Yenge, amca. Onları ne yapacaksın? Sanskar. Çünkü Ragini... Ne olmuş ona? Ateşin düştü Ragini. Ragini lütfen bir şey söyleme. Çünkü bugün ben konuşacağım. Bak Ragini. Son birkaç günde olanlar bizim için çok zordu. Çok kötü. İkimiz de kendimiz için savaşıyorduk. Yan yanaydık. Ama birlikte değildik.
Ama her durumda bir şey hiç değişmedi. O da bana olan sevgin. Bugün ben sevgini kendi sevgimle birleştirmek istiyorum. Daha güçlü olabilmemiz için. Ben Ragini'ye bakıp geliyorum. Tamam. Annem, Ragini'nin ateşi düşmüş. Doktoru arayıp söylesen. Hı hı. Ben seni seviyorum. İstesen bile bana inanmadığını çok iyi biliyorum Ragini. Ama bugün senin için ben her şeyi bırakmaya hazırım. Seni gerçekten çok seviyorum. Sana nasıl anlatabilirim? Bugüne kadar beni ne kadar sevdiysen seni o kadar çok seviyorum. Sana hak ettiğin mutluluğu vermeliydim. Bütün hatalarımı düzeltmek istiyorum Ragini. Seninle evlenmek istiyorum. Bayan Ragini Godadia, ben Lakshya Maheshwari. Bütün hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Acaba bana bir şans verir misin? Lakşa, hemen git buradan. Anne ben... Lakşa, annemle Şekar geliyor. Hemen git buradan. Hayır anne. Ragini'den cevap almadan bir yere gitmiyor. Git hadi. Şekar seni burada görürse çok kötü olur. Git hadi. Ragini. Lütfen git buradan. Ne oldu kızım? Kızımı sana yardım etmesi için hapse yolladığımda kötü bir şey olacağını biliyordum. Çünkü ne zaman hayatına girsen kötü bir şey oldu. Ama sana bir şey olmadı. Söyler misin neden? Çünkü senin günahlarının cezasını benim kızım çekti. Anlıyor musun? Yeter artık. Yeter. Baba, Lakşa. Kızım. Kızım hayır. Hayır. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Bu defa buna karışmayacaksın, anladın mı? Bu senin için hiç iyi bir damat olmadı ve asla olmayacak. Ragini'nin sen ve ailen için yaptıkları sadece hatasını düzeltmek içindi. Ondan yaptı. Seni sevdiği için değil, anladın mı? Çünkü ne seni seviyordu ne de ileride sevecek seni. Şekar, bari söyleyeceklerini dinle. Ne dinleyeceğim bunu? Bana vurmak mı istiyorsun? Vur hadi! Büyük bir hata yaptım baba. Baba mı? Sen babanın anlamını biliyor musun? Ha? Anlamını biliyor musun? Düşünmeden konuşma sakın. Defol git. Defol! Hayır baba. Ragini'ye bir şey sordum ve cevabını almadan bir yere gitmiyorum. Ne cevabı? Al sana cevap. Baba lütfen Lakşa'ya vurma.
Lütfen. Ne oldu sana? Neden vurmasın ona? O bunu hak ediyor. Tekrar torunumun hayatına girebileceğini düşünme bile. Çünkü asla olmayacak bu. Hadi git buradan. Ragini. Lütfen Ragini. Yürü. Geçmişi unutup yeniden başlayabiliriz Ragini. Lakşia ile Ragini kavuşabilir. Yürü. Ragini lütfen. Lütfen Ragini, seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Sen olmazsan ölürüm ben Ragini, lütfen. Ragini. Ragini. Baba. Baba lütfen beni dinle. Baba ben... Git buradan. Baba. Baba lütfen. Bana bir şans verirsen her şeyi düzeltirim. Bütün hatalarımı düzelteceğim, söz veriyorum. Bana bir tek şans ver. Neden? Sana neden şans vereyim? Çünkü kızını gerçekten çok seviyorum ben baba. O benim hayatım. Her şeyi baştan başlamak istiyorum baba. Yemin ederim bu defa baba. Baba. Artık senin yeminlerine inanamam ben. Babanla sen bana bir sürü yemin ettiniz ama birini bile tutmadınız. Git buradan ve kızımı rahat bırak. Ama bu defa sözümü tutacağım baba. Onun değerini kaybedince anladım ve o benim hayatım. Bana ne yaparsan yap, ne istersen. İstersen döv ama lütfen beni Ragini'den ayırma. Bunu yapma lütfen. Bana da mı inanmazsınız baba? Lakşia bana söyledi. Bu defa Ragini'yi bütün kalbiyle kabul edecekmiş. Bugün Ragini'ye bunu söyleyecekti. Bu yüzden birlikte Ragini'ye çeyiz getirdik. Baba. Lakşia için kız kardeşimi istemeye geldim.